sevgili seyirciler, Nişantaşı'nda Gizegate mağazasındayız. Sam'da Tuğba oturuyor. Tuğba'yı artık biliyorsunuz. Solumda da mağazanın yetkilisi Zeynep var. Şimdi biraz sizden Gizegate projesini dinleyelim. Nasıl hayata geçtin? Daha sonra da Tuğba'yı dinleyeceğim çünkü onda burada koleksiyonları var. Ve birçok tasarımcı da olduğu gibi Tuğba da burada ürünlerini satıyor. Sizden dinleyelim Gizegate'in hikayesini. Dinleyelim. Bizim Gize firmamız 30 yıla dayanan bir geçmişimiz var. Ancak Gizegate konseptimiz çok daha farklı. İçerisinde şu an 40 tane Türk tasarımcının bir arada olduğu bir konseptteyiz. Multi-brand bir mağaza. Türkiye'de bir ilkiz, şu anlamda bir ilkiz. Türk tasarımcıları bir arada buluşturuyoruz. Önceliğimiz bu. Şu an 40 tane Türk tasarımcı var. Bunu ilk etapta 67 ve 68'e çıkarmayı düşünüyoruz. Bunun dışında artı 3, bizim Türk tasarımcılarımız dışında bizim kendi markalarımız var. Gizya, Gizya Casual ve Gizya Kürk bölümlerimiz var. Her şeyi bir arada görebilecekleri bir konsept. Yani her mağazayı dolaşmak yerine bütün tasarımcıları bir arada görme imkanını yakalıyorlar. Bu zor olmadı mı? Konsept. Zor ama Gizegate zoru başaran bir marka. İnşallah çok daha iyi olacak. Gizegate olmadan önce bu kadar kolay ulaşabiliyor muyduk? Yani burası bir moda merkezi oldu diyebilirim Nişantaşı'nın içinde de. Zannediyorum Nişantaşı her zaman bir moda merkeziydi. Ama özellikle tasarıma yönelik birçok ofisin, showroom'un ve mağazanın bulunduğu alışverişin vazgeçilmez noktası Nişantaşı. Bizler de çok memnunuz bu oluşumdan. Gerçekten bizler için de satış noktası bulmak çok ciddi bir sıkıntı. Herkes kendi perakende zincirini oluşturacak kadar komplike bir organizasyona sahip değil. Ayrıca daha da maliyetli bireysel açıdan yapmak. Tamamen farklı bir iş kolu perakende. Dolayısıyla tasarımcının bunu yapmaya zorlanmasını zaten doğru bulmuyorum. Onun yerine gerçekten bu işi profesyonel olarak yöneten noktalarda satış yapmaları gerekiyor. Gizya da bize bu şansı verdi. Çok memnunuz. Peki bundan sonra Gizegate 2016 yılı için konuşuyorum. Farklı projeleri ya da Gizegate'in farklı şubeleri olacak mı? Kesinlikle olacak. Bu bir ilkti. Bunun devamı gelecek. Çok uzun vadede olmamakla birlikte kısa vadede bu konseptimizin devamı da gelecek. Peki müşteri buraya geldi, siz neler vaat ediyorsunuz farklı? Tamam, tasarımcılar bir arada ama ürün konsepti olarak farklı bir şey vaat ediyor musunuz? Altta bir kat var bildiğim kadarıyla. Altta bizim kürk ve deri bölümümüz var. Bu da bizim yeni bir konseptimiz. Yani müşterilerimiz bu mağazada isteyip de bulamayacakları hiçbir ürün yok. Yani her tarzda, her kesimde insana hitap ediyoruz şu an. Ürün çeşitliliği anlamında çok geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. Yani buraya giren müşteri her şeyi bulabilir. Gece kıyafeti. Gece kıyafeti, eşofman grubu, çantalar, ayakkabılar, günlük ve gece her türlü ürün grubuna sahibiz şu an. Sadece bir kadın para harcamak istiyorum desin. İnanın harcamak istemeyen bile buradan eli boş çıkmayacaktır. Buradan da bunu rahat rahat söyleyebiliriz. Farklı ürünler, şu an konseptimiz farklı, ürünlerimiz de çok farklı. Buraya özel koleksiyon mu üretiyor tasarımcılar yoksa halihazırda ürettiği koleksiyonu gelip burada satışa mı sunuyor? Hangisi vereyim? Aslında mevcut koleksiyonlarımıza sipariş geçiliyor. Fakat bunun yanı sıra değişik kampanyalar ya da işte en son yaptığımız Gold serisi gibi özel sergi niteliğinde bazı şeyler olabiliyor, projeler olabiliyor. O projeler için özel tasarım yapıyoruz. Ama gelecek şöyle, projeksiyonda neler yapılacak onları... Hazırda olanlar var. Bunun dışında koleksiyonların içlerine eklenen yeni modeller de oluyor. Yani tamamı tasarımcılarımızın hazır olup bizim mağazamıza sundukları ürünler değil. Bunun dışında ürünler içerilerine ekleniyor talepler doğrultusunda. Bunlar için eventler yapıyoruz. Eylül ayında açıldık. Evet, onlardan bahsetmenizi istiyorum eventlerden. 4 tane eventimiz oldu. Bu çok büyük bir başarı bizim için yine. Tasarımcılarımızla da bu eventleri yapmaya başlayacağız. Bu eventlerin içeriğinden biraz bahsedebilir misin? Mesela en son yaptığımız bizim Gold sergimiz. Bütün tasarımcılarımız Gold sergimize özel 15 günlük bir sergi. Buna özel Gold elbiseler tasarladılar. Tamamı Gold renklerde elbiseler. Çok beğenildi. Çok keyifli satışa sunmadan...
satışlarını gerçekleştirdiğimiz ürünler oldu. Çok beğenildi, çok güzel bir organizasyon oldu. Amacımız bu şekilde daha güzel şeyler yapabilmek. Zeynep, biraz satış danışmanlarını anlatır mısın bize? Çünkü kişiye özel hizmet verildiğinden bahsettin. Evet. Biraz da onları dinleyelim senden. Şöyle, mağazamıza gelen her müşterimize mağazamızın konsepti anlatılıyor. Bu da şu, yine size aktardığım gibi her müşterimiz mağazamızın farklılığını sorduğunda buranın... ön tarafının tasarımcılara ait olduğunu. Bu çok güzel bir şey. Bu bir ilk olmak, farklı olmak ve bunu yansıtabilmek bize büyük bir haz veriyor. Bu yüzden her zaman enerjimiz yüksek oluyor. Satış danışmanlarımız da birebir müşterilerimize, her müşterimize bunu aktarıyor. Şu şekilde ön tarafta tasarımcılarımızın olduğu, ürünleri de meç ederken, kombinlerken, örnek veriyorum Tuğba Hanım'ın bluzunu almak isteyen bir müşteri. Farklı bir tasarımcımızın bir pantolonunu, yanında farklı bir tasarımcımızın çantasını veriyoruz. Bu da bizim için çok keyifli oluyor. Müşteri için de inanılmaz bir keyif. İçinde düşünsenize 3 tane 4 tane tasarımcı bir müşterimizin üzerinde. Bu bizim için de çok keyifli, tasarımcılarımız için de çok keyifli bir şey. Çünkü kendilerini çok daha farklı hissediyorlar. Tasarımcılarımız arasında da ufak tatlı rekabetler oluyor. Çünkü biz sürekli onlara her gün... hangi tasarımcının ürünlerinin servis edildiğini aktarıyoruz. Bu onlar için de güzel oluyor, bizim için de güzel oluyor. Böyle tatlı rekabetler oluyor arada. Bu bizim için bu anlamda çok güzel bir şey. Bunun dışında bizim konseptimizde biz kendi markamızı Gizye, Gizye Casual ve Gizye Fürür aslında ikinci plana aldık. Önceliğimiz bizim Türk tasarımcılar. Önce tasarımcılar. Çünkü biz artık belli yerlerde belli noktalara geldik. Farklılığımız tasarımcılardı. Bizim için öncelik onlar. Ama buna rağmen yine bizim ürünlerimize dediğim gibi tasarımcılarla yine bizim ürünlerimizi de kombinleyebilip satışa sunuyoruz. Aşağıda VIP bir alan var. Evet, orada yine kişiye VIP özel hizmet alanımız var. Kesinlikle müşterilerimizin kendilerini çok özel hissettikleri bir alan. Bir kürk ve deri bölümümüz. Bunun dışında VIP odamız var orada. Özel servislerimizi yine orada veriyoruz müşterilerimize. Müşterilerimiz kendilerini çok farklı ve özel hissediyorlar. Çünkü birinci sınıf bir kalite ürünler, aynı şekilde verilen servis onları çok memnun ediyor ve mağazamızdan bu şekilde ayrılıp devamında özellikle yabancı müşterilerimiz tekrar geleceklerini iletip ki geliyorlar yeni bir konsept olmamıza rağmen. Evrensel bir markayız biz. Evrensel bir marka olduğumuz için tasarımcılarımızı dünyaya duyurmak adına yabancı dilde servis vermek zorundayız. Bunu yapıyoruz. Bu anlamda yurt dışında şimdiden tasarımcılarımızın hayran kitlesi oluşmaya başladı. Tasarımlar Türk ama hizmet internasyonel. Evet. Öyle hedefimiz onları yurt dışına duyurabilmek. Çünkü Türkiye'de zaten her bir tasarımcımız çok başarılı ve isimleri duyulan tasarımcılar. Bizim hedefimiz onları kendi markamız gibi onları da yurt dışına duyurmak ki şu an bunu başarmaya başladık. Başarılısınız. Evet. Ben de şunu ekleyebilirim. Hı. Dünyada birçok noktada satış yapıyorum. Birçok multi marka mağazada satış yapıyorum. Ama Gizya'nın bunu, Gizya Gate'in bunu, bunu çok büyük bir profesyonellikle yaptığını söyleyebilirim. Çünkü ürün seçiminden mağazaya girişine kadar çok iyi takip ediliyor. Çok iyi kontrolleri yapılıyor. Ve gerçekten hani bizzat bizler müşteri temsilcilerine hikayelerimizi anlatabiliyoruz. Koleksiyonumuzu, kumaşlarımızı, kullandığımız teknikleri anlatabiliyoruz. Bu da bence Türkiye'de yine bir ilktir herhalde. Peki sen burada tasarımları satılan bir tasarımcı olarak, evet, kendi gömleğimi giydim ama pantolonu da şu tasarımcının koleksiyondan alayım dedin, oldu mu? Aldın mı peki? Çok renklilik bence güzel bir şey. Ne kadar karma, ne kadar melez o kadar iyi, güzel. O kadar iyi, evet. Son olarak şöyle de bir avantajımız var bizim. Birlikte bir iş yapıyoruz. Ancak bunun devamı geliyor. Tasarımcılarımız her hafta müsait olunan zamanlarda mağazamıza uğrayıp koleksiyonlarını takip edip çok koleksiyonlarının önemli hikayelerini bize ve satış danışmanlarımıza aktardıklarında bizim inancımız bunu satışa daha hızlı çevirebiliyoruz. Ve böyle bir sistemimiz var. Yani her hafta mağazamızda her tasarımcımız haftada bir gün gelip mağazamızı ziyaret ediyor. Ve bu bizim için çok güzel, pozitif bir şey.